Merhabalar, ben Tek Uzam Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bugün deneme çözme taktiklerinden bahsedeceğiz. Aramızda hangi sınav hazırlığında olanlar var? Lisans KPSS, A grubu, B grubu, ÖABT, lise ön lisans. Kimler var? Hangi sınavlara hazırlanıyoruz? Lise var, lisans, ön lisans, eğitim birimleri var, sınıf öğretmenimiz var. Güzel. Çünkü hepsine hitap eden, çünkü şöyle söyleyelim, aslında KPSS adına şu anda tüm branşların aslında deneme çözme zamanı. Tabii ki lisans KPSS daha seri, daha hızlı deneme çözme zamanına girdi bence ya da girecek. Artık çok az bir zaman kaldı. Yine ön lisans orta öğretim için de en azından haftada bir deneme çözümlerine başlamak gerekiyor bence. Çünkü deneme çözmenin mantığı sadece şu değil. Hani şimdiye kadar bilinen yanlış bir şey bu. Hani tüm konuların bitsin, kendimi sadece test etmek için. Hayır, aslında denemenin tek kazanımı test etmek değil kendimizi. Deneme çözerken öğrenme sürecimiz devam ediyor aslında. Yani yaptığımız hataların, yanlışların, boşların doğru cevaplarını öğrenebilecek bir açık bırakıyoruz kendimize ya da bildiğimiz konularda bile acaba okuma hatası mı yapıyorum, dikkat eksikliği mi yaşıyorum ya da bildiğimi zannettiğim konuları unutmaya mı başladım, kısa bir tekrara mı ihtiyacım var? Yani deneme çözmek benim ondan sonraki çalışma programımı da şekillendirebilecek bir şey. O yüzden devam ediyor öğrenme. Kendimi tanıma sürecim devam ediyor arkadaşlar. O yüzden de hani deneme çözmeyi doğru, kurallara uygun yapmak çok çok önemli. Hiç artmıyor, aksine kötüleşti. Bunun sebebi stres olabilir. Farklı kaynağa geçtiğimiz için kaynağımız zorlaşmış olabilir. Ya da bir önceki denemelerde hani doğru deneme analizi yapmadıysak, eksiklerimizin üzerine gitmediysek ya da okuma hızında problemimiz varken okuma hızı problemini aşmadıysak, dikkat eksikliğimiz varken bunun üzerine gidip bunu aşmadıysak bu yüzden kaynaklanıyor olabilir. Ama bu kötü bir şey değil. Hala çözebilecek, bunları çözebilecek vaktimiz var. Bu yüzden bu semineri yapıyoruz zaten. O yüzden bence önemli. Şimdi deneme çözerken çok önemli üç unsurumuz. Şimdi deneme neyi test eder? Bilgimi test eder. Yorum, mantık, muhakeme gücümü test eder, hızımı test eder. Şimdi bunlar önemli. Şimdi bilgi dediğim şey aslında benim bildiğim konularla alakalı durumum ne? Yani öğrendiğim konularla ilgili, bildiğim konularla ilgili bunu soruya yansıtabiliyor muyum, yansıtamıyor muyum? Bu yüzden temel olarak bir bilgiye sahip olacağım. Yorum, biliyorsunuz KPSS alanında aslında artık birçok yorum sorusu da görüyoruz. Bildiğin yorumlama, doğrudan direkt bilgi sorusu değil, mantıksal akıl yürütme soruları var. Bu da aslında yine öğrenilen bilgi yorumlanabilir. Öğrenilmeyen bir bilgiyi, hiç bilmediğim bir bilgiyi yorumlayamam. Biraz daha tekrarlarla pekiştirebildiğim bir şey. Hız, size burada tek önerim var. Lütfen deneme çözerken gerçek sınav süresine bağlı kalın arkadaşlar. Bir GYK denemesi çözerken 130 dakika zaman tanıyın. Ama hocam ben 100 dakikada bitiriyorum. Hayır, 30 dakika daha orada durmalısın. Kontrollerini yapmalısın. Boşlarına tekrar dönüp bakmalısın. O 130 dakika boyunca orada durmamız lazım. Gerçek kurallara uygun çözmemiz lazım. Deneme çözmenin en temel kurallarından bir tanesi bu arkadaşlar. Ön yargı, deneme çözmeye başlamadan önce zaten düşük çıkacak, netlerim bu ara çok kötü gelmeye başladı, kesin yine çok kötü çıkaracağım gibi bir ön yargıyla başladığım anda %99 ihtimal o deneme sonucunuz kötü gelir arkadaşlar. Ve deneme çözerken yaptığınız hatalar, deneme kontrolü yapıyorsunuz ya, o kontrol sürecinde de hatalarınız, yanlışlarınız çok çıktığında yine bir rehavete kapılıp gerçek sınavda da böyle olacak gibi bir ön yargıya kapıldığımız anda yine üstesinden gelemeyiz. Ne demiştim? Deneme çözmek doğrudan gerçek sınav puanınızı şu an yansıtacak bir şey değil zaten. Yanlış yapalım, bırakın. Hata yapın. Onların doğrusunu öğrendiğimde zaten bu benim doğrudan gerçek sınav puanıma yansıyacak. Ama biz biraz, hatta ben şunu çok gördüm meslek hayatımda. Deneme çözmekten kaçan, korkan öğrenci topluluğu. Hani ben program hazırlarken mesela programa deneme çözme ekliyorum. Öğrenci bana 2 gün sonra dönüş yapıyor. Hocam deneme çözmedim. Neden? Hani denemen mi yoktu? Temin edelim. Yok hocam, hani şu an kendimi hazır hissetmiyorum. Bununla alakalı kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bir korkuyoruz dediğimiz kısımda ya kötü çıkarsa? Kötü çıksın. Zaten şu anki amacım o kötü çıkanları telafi etmek değil mi? Hatalarımı telafi etmek değil mi? O yüzden burada önemli olan gerçekten arkadaşlar burada benim yanlışımı da fark etmem, eksiğimi de fark etmem, iyi olduğum tarafları da fark etmem.
Eski denemelerime tekrar bakayım tekrar olması açısından. Üzerine işaret numara yapmadıysanız bakabilirsiniz. Üzerine işaret numara yapınca genelde bir kafa karışabiliyor. Ben genelde hep şunu önerdim öğrencime. Deneme çözerken bir hatalar defteri oluşturdular. Buraya denemelerde ya da normal soru çözümlerinde bile yanlış yaptığı, boş bıraktığı soruları oraya yazdılar. Hani direkt soru yazmadılar da. Örnek veriyorum işte X denemesi 7. sayfa soru 8 gibi. Onları tekrar çözmelerini istedim. Çünkü yanlışlarımızı tekrar çözüp doğru yaptıkça da motive oluyoruz. Ve bir yandan da aynı hatayı bir daha yapmamayı da öğrenmiş oluyoruz. Canımız sigara isterse ne yapacağız? Hani kötü bir alışkanlığımız var. Evet hani ona diyebileceğim hiçbir şey yok. Açıkçası şöyle sorayım size, ben sorayım. Gerçek sınava gireceksiniz, KPSS'ye gireceksiniz. KPSS'de canınız sigara isterse ne yapacaksınız? Bence bunu bir cevaplandıralım. Çünkü daha önce sınav tecrübeniz olduysa aslında ne yapacağınızı biliyorsunuz. Çünkü o an yasak. Dolayısıyla gerçek denemeyi de sınav gibi düşünürseniz bence bir problem olmaz. Biraz kafada bitiyor diye düşünüyorum. Ya canımız yemek yemek de isteyebilir, işte tatlı da isteyebilir. Su dışında bir şey tüketemediğimizi biliyoruz. Sınavın bir kuralı var. Ona alışarak çözersek gerçek sınavda da çok problem yaşamayız bence. Her gün deneme çözelim mi? Şimdi bu kişiye göre değişiyor Adnan Bey. Yani ben çalışma programı hazırladım tüm öğrencilerime. Belli analizler yaptıktan sonra bazılarına her gün, bazılarına günde iki tane, bazılarına haftada iki tane. Şimdi bu durumunuza göre değişir. Şimdi sizin seviyeniz önemli. Sizin bir güne de ayırabileceğiniz ders saati önemli. Şöyle örnek vereyim. İş hayatı olan bir öğrencime. Ve akşamları da canlı kamp derslerimiz başladı bizim şu an. 17 Temmuz'da eğitim birimleri de başlayacak. Lise ön lisans başlayacak. YGK'da yeni başladı. Şimdi her gün kamp dersimiz var. Tekrar yapıyoruz biz orada sıfırdan. Şimdi bu öğrencimin her gün canlı dersi var ve gün boyu işte. Ne oluyor? Ben bu öğrencime kamptan sonra şöyle bir kampta öğrendiği bilgileri yüzeysel tekrar edip soru çözmesini öneriyorum. Hafta sonu deneme koyuyorum. Ama günün her saati boş olan bir öğrenci, konu eksiği de kalmamış bir öğrenciye belki gündeki deneme bile koyabiliyorum. Bu kişiye, seviyeye, hedefe, zamana, konulardaki durumunuza göre değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Geçmiş olsun İslim İpek. Önce sağlık tabii ki. İnşallah sağlığına kavuştuğunda devam edersin. Rahatsızken kendinizi çok zorlamayın. Hani rahatsızken kendinizi zorlarsanız bir hafta verimsiz çalışırsınız. Ama bir iki gün dinlenip sonrasında 5 günü kurtarabilirsiniz. Öyle düşünmek daha mantıklı. Şöyle Yağmur Hocam, şimdi biz ÖABT'ler için evet biraz 10 saatin üzerine yavaş yavaş çıkmaya başladık. Konu eksik olan öğrencilerimiz için normalde çok önerdiğim saatler değil. Hani 12, 13, 15 biraz yorabiliyor bizi hani kapasitemiz üzerine çıktığımızda. Ama konu eksiğimiz çoksa kalan sürede evet 11-12 ideal diyebilirim. Genelde önerdiğim 8-9 maksimum 10 saat ama konu eksiği çok olan öğrenciler ve günün tamamı boş olan öğrenciler 12'ye kadar da çıkabiliyorlar. Kendinizi çok yormayın ama molalı çalışın. Yani etütler verin. Mesela 50 dakika ders 10 dakika ara ya da 40 dakika ders 10 dakika ara gibi etüt şeklinde çalışırsanız çok zorlanmazsınız bence. Sorulara bakacağım, devam edeceğim. Slaytımda zaten çoğunda sorularınızın cevabı var. Bir kere deneme çözme tekniklerinden bir tanesini söylemek istiyorum size. Çok önemli bir madde. Çoğu öğrenci bunu maalesef bu önyargıyla yanlış yapıyor. Şimdi her sorunun bir mantığı var aslında. Ben o sorunun mantığından çıkıp yani o sorunun mantığına odaklanmayıp kendi mantığımı devreye soktuğum anda yanlış yapma olasılığım çok yüksek oluyor. Özellikle Türkçeden örnek verelim. Mesela bir paragraf sorusu. Paragraftaki ifadeler genelde öznel ifadeler. Ne demek bu? Yani herkese göre değişebilecek veriler. Bir yazar bir düşüncesinden bahsediyor. Bu düşünce bana göre tam tersi de olabilir. Başkasına göre başka türlü de olabilir. Bilerek yapıyorlar. Şimdi buna göre hangisi çıkarılabilir, hangisi çıkarılamaz? Şey yazara göre hangisi doğrudur, hangisi değildir? Şimdi ben yazarın mantığından çıktığım anda istemsizce olan bir şey bu. Yani bilinçaltında benim de bir mantığım var çünkü. İster istemez mantıktan çıktığım anda kendime göre cevap vermeye başlıyorum. Bu yanlış. Orada tam odaklanma istiyor. Soruda ne varsa o arkadaşlar. Zaten size şunu söyleyeyim. Paragraf soru evet son zamanlarda gerçekten uzun uzun çıkmaya başladı. Çok haklısınız. Ama aslında daha kolay. Sadece odaklanma, dikkat istiyor. Hızlı okuma, hızlı anlama istiyor. Bunları gerektiriyor. Bu da çok paragraf çözerek zaten olacak bir şey, oturacak bir şey. Çok önyargılı olmayın. Uzun soru genelde daha kolay. İçinde çünkü bilgi gizli oluyor genelde.
Eğitim Bilimleri Kampı içinde bilgi almamız mümkün mü? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sistem mühendisliği arkadaşlarımız buradan bir kamp hakkında bilgi almak isteyenlere link paylaşsın. Ben bunu seminer sonunda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Hem GGK hem eğitim hem lisans hem lisans hem ÖABT kampları. ÖABT kampları da şöyle, GGK eğitim sınavı bittikten sonra biz 15 günlük bir kampa gireceğiz. ÖABT kısmını baştan sona tüm branşlarda tekrarlar, soru çözümleriyle tekrar yapacağız. Müthiş bir kadro var orada da. Şu an hani bu seminere özel indiriminiz olacak. O yüzden ben bunu seminer sonunda zaten söyleyecektim. Şimdi isteyen arkadaşlar tıklayıp oradan randevu oluştursun. Eğitim koçlarımız, öğrenci koçlarımız sizlerle birebir görüşecek. Sizin seviyenize uygun kamp programları hakkında bilgi verecek ve seminere özel indirim hakkınız var. Bunu da bile iletmek istiyorum. Bizim için öncelik sizsiniz. Hani fiyat kısmında zaten çok uygun diyebilirim. Yani piyasadaki gerçekten bir soru bankası fiyatına falan kampa kayıt olabiliyorsunuz. Bunun bilgisini verelim. Soru kökünü çok iyi okuyacağız. Deneme çözerken, soru çözerken arkadaşlar genelde soruyu, hani bir sorunun bir sırası var değil mi? En baştan başlıyoruz, sona doğru gidiyoruz. Önce soru kökünü okuyalım. Bakın bu çok önemli bir teknik. Bu sizi çok hızlandıracak bir teknik. Önce benden ne istiyor? Hangisi işte paragrafa göre hangisi çıkarılamaz? Tamam, bunu anladım. Yani odaklanacağım. Bak, direkt paragrafı okurken çıkarılamayacak şeye odaklanacağım. Sonra paragrafı ya da sorunun mantığı, sadece paragraf soru için değil bu. Yani eğitim bilimleri için de var, ÖABT için de. Hani hep bir soru kökü vardır, bir bilgi vermiştir, verilen bir kısım vardır, bir de şıklar vardır. Soru kökü, verilenler, sonra şıklar. Bu mantık kesinlikle çok çok daha güzel anlamanızı sağlayacak. Molalar için verdiğiniz öneri çok işime yaradı. Teşekkür ederim. Rica ederim Yağmur Hocam. Gerçekten çok önemli. Hatta ben bununla ilgili şöyle bir bilimsel bilgi paylaşmıştım bir önceki seminerlerimde. Diğer arkadaşlar için de söyleyeyim. Ama molada çalışmayı ısrarla yapmayan öğrenci kitlemiz de var. Bir parantez açalım. Her öğrenci için şart değil. Dikkati çabuk dağılanlar için, uzun çalışma yapmak zorunda kalan öğrencilerimiz için ben molada çalışmayı öneriyorum. Bazıları blok çalışmada yapabilir. Hani bazıları diyor ki hocam ben 40 dakikada mola verince geri dönemiyorum. 2 saat çalışabilir. Sıkıntı değil. Ama genelde dikkati çabuk dağılanların böyle 40 dakikalık, 50 dakikalık periyotlarla çalışması çok çok önemli. Çünkü verdiğiniz o 10 dakika molada beyin dinleniyor, vücut dinleniyor ve kayıt işlemi gerçekleşiyor. Belki bunu ilk defa duydunuz. Nasıl ki bir cep telefonuna, bir bilgisayara, bir cihaza birçok veri aktardığımda benden bir süre beklememi istiyorsa bekle, şu an işlem yapma. Çünkü onları yedekleyecek, işte kaydedecek. Değil mi cihaza? Beynimiz de böyle. Çok uzun süre bilgi yüklemesi yaptığım anda bir es vermem lazım ki o bilgiler kaydedilsin, hafızaya geçsin, kayıt işlemi gerçekleşsin. Bu sebeple ilk öğrendiğim bilgilerin unutulmaması için 40 dakikalık periyotlar gibi zaman dilimlerinde mola vermemin çok ciddi öğrenme açısından da önemi var arkadaşlar. Kamp hakkında bilgi verdim sanıyorum ama dediğim gibi diğer ayrıntılı bilgiyi bu linke tıklayıp arkadaşlarımızla görüşerek çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir seanslık görüşme hakkınız var. Kendileri de eğitim koçu olduğu için birçok sorunuza da cevap verecekler. Bence bu hakkınızı kullanın derim. Eğitim koçlarımızla birebir görüşme şansı yakalamış olursunuz. Çok şey kaçırmadınız. Yeni başladık. Molayı ne zaman vereceğimiz çok önemliymiş. Çok haklısınız. Ha, bir de onu söylemiştim. Onu da hemen tekrarlamak istiyorum. Ben bu soruyu sorduğumda molayı ne zaman verirsiniz? Ben sanırım bir önceki seminerime girmiştiniz hocam siz. Genelde öğrencilerimizin %80'i falan çok sıkılınca diye cevap verdi. Şöyle bir soru sordum. Size de soracağım. Çok sıkılınca, bunalınca, anlamadığınızı fark edince mi mola verirsiniz demiştim. Yoksa öğrenmenin zirvede olduğu, çok iyi gittiğiniz, çok iyi ilerlediğiniz, artık hani soru çözerken bile mesela iyi çözdüğünüzü fark ettiğiniz zaman mı mola verirsiniz? Genelde sıkılınca, bunalınca cevabı aldık. Belki siz de böyle yapıyordunuz şimdiye kadar. Ama böyle olunca eğer derse geri dönmekte zorlanıyorsanız, mesela bir çalışma yaptınız, 30 dakikadır çalışıyorsunuz, artık çok bunaldınız, sıkıldınız, sıcak bastı, acıktınız, işte mola vermek istediniz, mola verdiniz. O 10 dakikalık mola çok yüksek ihtimal 20, 30, 40, 50, 1 saat falan uzayacak. Çünkü zihin çok zeki varlıklarız gerçekten. Bakın o kadar mantıklı ki. En son kaydettiği işlem sıkıcı bir işlem. Sıkıcı işlemden sonra keyif alacağı bir işleme gitti. Bir faaliyet yapmaya gitti. Beyin otomatik olarak seni keyif aldığın aktivitede tutmaya çalışıyor. Sıkıcı şeye geri dönmeni engelliyor ve bilinçaltı da sürekli bu kodlamalarla çalıştığı için sen geri dönmekte çok zorlanıyorsun. Ama en keyif aldığın zirvede olan yerde mola verdiğinde, çünkü bir mola vermen lazım yoksa birazdan sıkılacaksın. Son bıraktığın işlem, etkinlik çok keyifli, çok güzel, çok harika bir şey olduğu için ona geri dönmen
çok daha kolay oluyor. Yani bir dizi izliyorsunuz, en heyecanlı yerinde reklama girdi mesela. Reklamda işte temel ihtiyaçlarınızı giderdiniz, hızlıca geri dönersiniz değil mi? Hani kaçırmak istemezsiniz. Bunun gibi düşünün. Bu gerçekten önemli bir detay oldu. Hatırlattığınız için teşekkürler. Bunu da burada anlatmış olalım. YKS Kapasite Kampı'na kayıt olmuş Zeliha Hanım. Hoş geldiniz. Tabii ki verimli olur. Ben şunu söyleyeyim. Biz her sene tekrar kampı yapıyoruz. Yani 7 senedir ben de sektörün içerisinde tek uzam açıldığından beri buradayım. Her seneki öğrencilerini görmüş oldum böylelikle. Gerçekten şunu çok rahat söyleyebilirim. Net artışı sağlayan, direkt net artışı sağlayan en güzel programınız hangisi diye sorarsınız bana. Ben hep kamp programı derim. Bunu sene başında da söylerim. Çünkü artık böyle hani yumurta kapıya dayandı diye bir deyim vardır ya. Gerçekten böyle bir noktada oluyoruz. Doğru mu söyledim deyimi? Hani gerçekten artık böyle son raddedeyiz ve bütün hırsımız, azmimiz, enerjimiz, isteğimiz her şey tavan yapmış durumda. Ne dersek yapıyorsunuz öyle bir durumda? Çalışma programınıza uyuyorsunuz, derslere katılıyorsunuz, sorularınızı çözüyorsunuz, hocalara soru soruyorsunuz ve kamp gruplarımız bizim hani en yüksek katılımcı sayısına ulaşan gruplar, can ders esnasında bile. Ve gerçekten orada en baştan tekrarlar, soru çözümleri hani öyle bir pekiştiriyorsunuz ki unutmanıza fırsat tanımadan sınava gitmiş oluyorsunuz. Bu yüzden imkan olan öğrencilerimin bence bu indirimden yararlanmalarını ben naçizane öneririm. Zaten hani şu an belki bir deneme seti alacaksınız, belki bir kitap alacaksınız. Hepsini kampla halledeceğinize ben %100 eminim arkadaşlar. Evet Zeliha biraz öyle oluyor gerçekten. Hani ister istemez öğrenci psikolojisinde olan bir şey bu. Sadece öğrenci olarak değil. Düğün hazırlığı yapıyor bir çift mesela. Hani son bir ay daha hızlı hızlı böyle bir şeyler yapmaya çalışır. Genelde bu böyledir. Yapımız böyle. Ama endişelenecek hiçbir şey yok. Seviyeniz her ne olursa olsun zaten hani şöyle detaylı bir tekrar ya da detaylı bir soru çözüm kampı hani bunu görünce bunu işaretliyordum. Böyle bir soru kampta çözülmüştü. Cevap işte buydu. Bunu hatırlamanızı çok net sağlamış oluyor. Ne isteniyorsa o. Bazen soruda bize sorulan şeyden çok daha fazla şey biliyor olabiliriz. Ama bilgimizi bazen kendimize saklamak çok daha kıymetli. Şimdi lise zamanlarında ya da üniversite okurken bile birçoğumuzda hani klasik sınavlar olurdu. Ortaokulda da olurdu. Şimdi klasik yazılı mantığında hani genel ben çok yapardım. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Bir bilgi isteniyordu ama ben o bilgiden daha fazla şey biliyorsam onları da yazardım. Bazı öğretmenler inisiyatif uygular, ek puan verirlerdi. Bazıları ne gerek var, ne uzatmışlar, çizerdi o ayrı. Ama genelde çoğumuz bildiğimizi gösterme çabasında yazar, artı puan da kazanırdık. Bu sınavlar bunu istemiyor. Çünkü test usulüne dayalı bir sınav. Yani sen daha fazlasını biliyor olabilirsin. Ama o soru senden tek bir şey istiyorsa sadece onu cevaplaman lazım. Bazen çok kolay gelir sorular size. Bazen o kadar kolay olmayacağınızı zannedersiniz. Bir araştırmaya katıldım ben de. KPSS gibi bu tarz böyle ÖSYM'nin yaptığı yarışma sınavlarında genelde en çok yanlış yapılan sorular en kolay sorular seçilmiş. Dikkat eksikliği var. Ama bunun bir araştırmasını sonuçlandırdığımızda şöyle bir şey çıktı. Genelde öğrenci psikolojisi şunu söylüyor. Yok canım, bu kadar da kolay olamaz. Hani yok artık ya koskoca ÖSYM böyle soru mu sorulurmuş? Bu bilinçaltına öyle bir yerleşiyor ki daha zorunu düşünmeye çalışıyorsunuz. O zorunu düşündükçe hem süre kaybediyorsunuz hem de o heyecanla ve o hızla yanlış yapıyorsunuz. Yani çok yüksek bir oranda yanlış yapılan sorular genelde ÖSYM'nin %10'luk diliminde çok kolay dediğimiz dilimdeki sorulardan oluşuyor. Dikkat edelim. Bunlar da ÖSYM'nin mantığı, yani stratejisinin bir parçası. O yüzden bazı soruların gerçekten çok kolay olabileceğini, daha fazlasını bilmenize gerek kalmadığını da kendinize ispatlamanız gerekiyor. Demek istediğim şuydu. Hatta ben direkt şunu şu grafikten göstermek istiyorum. Şöyle bir grafik hazırladım sizin için. ÖSYM'de sınavların zorluk kolaylık derecesi. Genelde %80, %90 buna uyuyorlar arkadaşlar. Yani %10'u çok kolay, %20'si kolay, %40'ı orta düzey. Şimdi genelde KPSS'den yola çıkacak olursak bir 70 puan bandı vardır. Ya kime sorsak 70 almış, 72 almış, 73 almış, 71 almış. Bir 70'lerde bir dolaşır dururuz. Çok fazla 70'li puanlı alan vardır. Orta seviyedir bizim için. Ve maalesef 70 puanlarla bir yere girmek imkansız diyebiliriz herhalde. Yani yine de imkansız demeyelim ama çok zor diyelim. Ya 70 puan çok istenilen bir puan değildir. Neden? Zaten %10 çok kolay yapılıyorsa.
%20 kolay yapılıyorsa, orta düzeyde yapıyorsa bakın %70'ini halletmiş oldu. Bizim fark yaratacağımız yer zaten %20'lik ve %10'luk dilimler. Hadi %10'u da yapmayın. %20'yi de yaparsanız zaten 90 alıyorsunuz mantıken 100 üzerinden. O zaman ben çok zorları da bırakayım. Yani zaten zorlara çalışsam, zor da kime göre zor, neye göre zor? Yani en bildiğim soru benim için kolaydır. Belki birçok topluluğa göre çok zor olan ya da zor olan bana daha kolay gelecek. Çünkü ben onun mantığını biliyorum. Çünkü ben onu işte kampta gördüm. Ben onu soru çözerken gördüm. Bunun gibi sana göre matematik çok zor olabilir ama bir matematik öğretmeni için matematik sorusu çok kolaydır. Ya da bir sayısal ya da bir mühendis ya da bir hukukçu için bile. Bunun gibi şimdi zorluk kolaylık bile kişiye göre değiştiği için hani çoğunluğun zorlandığı diye bir oran çıkardıkları zaman genelde bu oranlara dikkat ediyorlar. İnanın çok zor bir sınava girmiyorsunuz. Bence çok daha zorlarına girmişsinizdir. Mesela üniversite mezunu arkadaşlarım. Eminim proje dönemleriniz, vizeleriniz, finalleriniz, bütünlemeydi, yaz okuluydu. Çok daha zor olabilir. İşte aramızda belki yüksek lisans mezunları var, bilmiyorum. Benim çok öğrencim var. Yüksek lisans zamanlarında, tez dönemlerinde yaşadıkları da staj dönemleri vesaire. Ya da bir lise öğrencimizin bile ben lisede çok daha zor sınavlara girdiklerini, bir proje sunduklarını düşünebilirim. Yani KPSS sanıldığı kadar zor değil mi? Psikolojik bir sınav, strateji yönetmemiz gereken bir sınav. Ben size şöyle bir dipnot vereyim. Bazı soruları, çok önemli bir de ayrıntı söyleyeceğim. Siz çözmeyin diye koyuyorlar. Nasıl ya? ÖSYM nasıl çözmeyelim diye soru koyar. Hepsini çözmemiz gerekmiyor mu? Mantıklı olarak şöyle hareketler yapıyorlar arkadaşlar. Bir soru var. Çözüm süresi ortalama 7-8 dakika. Bir soru var. Çözüm süresi ortalama 12 dakika. Yani soru yazan bile 10 dakikada çözüyor mesela. Oraya koyuyor. Senin bir soruya 12 dakika ayırabileceğin bir süren, bir lüksün var mı? Olamaz zaten. Hani benim bir soruyu 12 dakika ayırmam demek, 12 soruyu, 15 soruyu belki görememem demek. Haliyle süre yetiştiremiyorsunuz. Bunu koymasının sebebi bir de böyle şey bir soru ha, böyle kolay görünümlü bir soru. Çözüm süresi uzun ama yapılabilir gibi bir sempatiklik var soruda. Herkes bir atlıyor oraya. Sen orada bir türlü işlem hatası yapıyorsun, çözümü bulamıyorsun ya da sözel sorularda bile oluyor. Defalarca paragrafı okuyorsun, okuyorsun falan. Süre gitti. Onu boş bırakan kazanıyor işte. Gördün mü? Bir kere denedin olmadı mı? 10-15 saniyede hemen fark ettin. O geç geç, direkt geç. Çünkü sen orada oyalandıkça süren gidiyor. Göremiyorsun 12 soruyu, 15 soruyu, belki 20 soruyu göremeyeceksin. Ve böyle birkaç soru koyuyorlar arkadaşlar. Bu sebeple demek istediğim yapamadığınız soruları boş bırakmayı denemelerde öğrenirseniz gerçek sınavda bunu yansıtabilirsiniz. Denemenin mantığı bu zaten. Alışkanlıklarımızı devam etme. İşte bu soruyu nasıl fark edeceğiz? Yaptık bir defa da olmadı. Çözüme ulaşamadık. İkinci, üçüncü yani soruyla inatlaşmayacağız. Çünkü siz bu soruyu fark edemezsiniz. Siz tüm sorularda aynı taktiği uygulayın. Yani yapamadıkça inatlaşma, yanına bir işaret koyun. İkinci tura döndüğünüzde yapabildiklerinizi yapın. Üçüncü tura bir daha dönün yine yapabildiklerinizi yapın. Zaten maksimum net sayısına ulaşmış olursunuz. Üç turda dönersiniz. Turlama tekniği önemli. Denemelerde uygularsanız gerçek sınava yansıtırsınız. Birinci turu İlk kolayları çözeceğim, yapabileceklerimi çözeceğim. Bunun birçok altyapısı var. Dopamin hormonu salgılıyorum bir kere. Nedir bu? Özgüven. Yapabilirsin, harikasın, çok iyi gidiyorsun, bravo, aferin. En iyi bildiğinle başla. En iyi bildiğinle ki dopamin hormonu salgılansın, dopamin sıvısı. İlk turu çok kolay gelen, harika olduğum ve çok hızlı çözdüğüm kısmı tamamladım. İkinci tura döndüm. Yanına işaret koyduklarıma bakıyorum bu sefer. İşareti biraz belirgin koyun. Bu sefer ikinci turda da diyelim ki işte ilk turda 120 soruda işte 55 tane yapmıştım. İkinci tura döndüm, bir 25 tane daha yaptım diyelim ki. Üçüncü tura döndüm, bir 10 tane daha yaptım. Ne oldu zaten? 55 oradan yaptık. 25, 80, 10 daha oradan yaptım. 90 net oldu. GGK için örnek verdim tamamen. Bunu bütün derslerde uygulayabilirsiniz. Hem zaman tasarrufu sağlar, hem strese girmenizi engeller. Çünkü bir soruyla inatlaştıkça stres seviyeniz yükseliyor bir yandan da. Yapamayacağım, başaramayacağım, olmayacak. Yani kaygı artmaya başlıyor. Ama sen direkt geçip sadece yapabildiklerini yaparsan ilk turda 55 tane soru yaptın mesela ve hepsi yapabildiğin yerden geldi. Yani sen üst üste yapabileceğin sorular yapmış oldun. Mantıken zihni kandırmanın bir yolu. Yani hepsi yapabileceğin gibiymiş gibi bir mesaj göndermiş oluyorum. Bu benim en sevdiğim önerilerden bir tanesi arkadaşlar. Tam da işte bu turlu soru çözme. Burada da anlatmış oldum. Türkçe çözüyorum diyelim. İlk 15 soruda iyi gittiğimi hissettiysem bence yanlışım yok gibi bir bakayım. Dur deyip deneme bitmeden çözmene bakıyorum. Evet doğru değil.
Yok hayır, hiç ilk kez sorulmuyor Hatice Hanım. Yani çok fazla soran var bunu. Genelde öğrencilerim çoğu yapıyor. Şeytan uyuyoruz biraz. Gözümüz kayıyor şöyle cevap anahtarına. Bunun çok fazla yöntemi var. Cevap anahtarını evde başka biri varsa sizden başka ebeveyniniz vesaire ona verin. Cevap anahtarını saklayın. Ne bileyim işte üzerine çok ağır bir şey koyun. Hani kaldırıp bakamayacağınız ki sizi zorlayacak. Hani bu biraz böyle olacak bir şey. Tamamen onu ortadan kaldırmanız lazım. Ya da işte atıyorum bir kişiyle berabersiniz evde. İşte eşiniz, dostunuz, aileniz, ebeveyniniz. Ona verdiniz. Deyin ki bana şu saatte geri verin ama ben istene yani o saate kadar verme bana asla. Ondan sonra siz cevap anahtarını ondan alın. Bence bu bir yöntem diyebilirim. Hızlı okuma davranışları, yani hızlı okuma derken ben hızlı okumaktan yana bir insanım. Hızlı okumak hızlı anlamayı getirir beraberinde. İkisi doğru orantılı. Hızlı okursan hızlı anlarsın. Üniversite hazırlık döneminde Türkçe hocam. Çok severdim kendisini ve gerçekten bence Türkçe bilgimin birçoğunu ona borçluyum. Dershane hazırlık sürecinden bahsediyorum. Dershanedeki üniversite hazırlanıyorum. Bize hep şey derdi paragrafta ve ben bu tekniği çok uyguladım. O zaman biz de YGS'nin ilkine girmiştim ben. Aranızda belki YGS, LYS'e giren ya da ÖSS'e girenler de vardır. 40 soru vardı o zaman şeyde Türkçe'de, YGS Türkçe'de ilk testte. 38'de 2 yapmışım. 2 tane de boşum vardı. Bir defa paragrafı okudunuz, anlamadınız. İkinciyi okumayın. Biraz zaman geçsin sonra bakın. İşte benim biraz önce anlattığım bilimsel yöntemden kaynaklanıyor aslında. Yani dopamin. Hani o an anlamadın ya orada takılı kaldıysan ikinci, üçüncü. Çünkü beyin onu anlamadın olarak kaydetti ya. Zorlasan da genelde ikinci, üçüncü, dördüncü de yine anlamama ihtimalin çok yüksek. Ama araya biraz zaman girdikten sonra birkaç bir şey yaptıktan sonra bakarsan daha yüksek ihtimal anlarsın. Bu şeye benziyor. Diyelim ki bir yazım hatası kontrol ediyorsunuz. Ya da bir bulmaca çözüyorsunuz. Ya da bir sudoku çözüyorsunuz. Ya da işte bir kelime oyunu oynuyorsunuz. Ve ilk bakışta bir şey göremediniz. Çıktınız başka şeyler yaptınız. İkinciye baktığınızda genelde görürsünüz. Hani gözünüz başka yere gittiğinde. Bunun gibi o an anlamadıkça ısrarcı olmayın. İkinci, üçüncü okumayın. O an geçin. Sonra tekrar döndüğünüzde yüksek ihtimal zaten yapacaksınız arkadaşlar. Hızlı okuma derken şundan bahsediyorum. Hatalı hızlı okuma. Yani bilinçsiz bir hızlı okuma. Hani soru kökünü yanlış okuyabilirsiniz. Olumsuz bir ifadeyi olumlu okuyabilirsiniz. Hangisi çıkarılamaz dersi çıkarılır diye okursunuz. Yardım düşünceyi sorarsınız. Ana düşünceyi bulmaya çalışırsınız. Bunun gibi. O yüzden okurken soru kökündeki çıkarılabilir, çıkarılamaz değildir, budur, şudur gibi ifadeleri şu kendinizde bir çizerseniz dikkatinizi oraya vermiş olursunuz arkadaşlar. YGS, LYS'ye girmiştiniz. Şimdi değişti zaten YKS oldu. Ben de ÖSS'den bir sonraki döneme girmiştim işte. Hani tam değişikliğe denk geldiğim seneydi. 2010 sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Soru kökünü, evet işte soru kökü çok önemli. Gerekirse şöyle kaleminizle siz de bir karalayın altını ki dikkatinizi oraya çekmiş olabilin. Soru kaçırmış olabilirim. Seminer sonunda dönmeye çalışacağım sorularınıza tekrar. Hani alınmayın, darılmayın. Aman hoca benim sorumu cevaplamadı da görmüyor da falan filan demeyin. Bir yandan seminerim sunumumu yetiştirmeye çalışıyorum. Hani cevabınızı alamadığınız bir soru olursa tekrar tabii ki sorabilirsiniz. Hiç problem yok. Dediğim gibi psikolojik olarak zaten olumlu yönde algılamaya daha eğilimliyiz. Yani olumsuz bir şey bile olumlu algılayabiliyoruz. O yüzden dikkatli okuyalım ya da gerekirse kendimiz çizelim demiştim. Uzun olmak sıkıntı değil. Soruların uzun olması problem değil. Bunu da söylemiştim aslında tekrarlamış olalım. Uzun soruların içerisinde daha fazla aslında ipucu var. Bu yüzden mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Ben bu açıklamayı biraz önce size yaptım aslında. Şu an bir daha yaptım. Farklı cümleler kurarak yaptım belki. Pek işte değil mi? Öyle düşünün, bir paragraf okuyorsunuz. Daha uzun oldukça içerisinde ister istemez tekrar düşeceği şeyler var. Daha çok ipucu var ve daha iyi anlamanızı sağlıyor. Ya da bu semineri 10 dakikada da yapıp bitirebilirdik. Ne kadar anlaşılır olurdu? Ama aynı şeyleri detaylandırarak anlattığımızda daha açıklayıcı, daha anlaşılır oluyor. Böyle düşünürseniz uzun soruya karşı ön yargınızı da bence yıkmış olursunuz. Demiştik bunu da soru kökü, paragraf, ondan sonra şıklar. Bunu okursak mantıklı olacak arkadaşlar. Sesli okuma. Mümkün mertebe yapmayın. Yaparsak, deneme çözerken buna alışırsak gerçek sınavda da yapma eğiliminde oluruz ve bu bir hatalı davranış olur. Ve içimizden okudukça anlamamaya başlarız. Zaten bu hızımızı keser. Yani her zaman için hızlı okuma kurallarından biridir gözle okuma mesela. Gözle okuyarak daha hızlı. Dudak kıpırdatmayın. Her şeyin altını çizmeyin. Dudak hızınızı
keser. Dediğim gibi önemli yeri, sonunu mesela yuvarlağa alın, yıldız koyun, altını çizin, her şeyi de tek tek. Ya da metni okurken hani soru cümlesini tek 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 okumak nasıl, gruplandırarak cümle cümle okuyun. Bunların hepsi hızlı okuma alışkanlıklarından biri ve hızlı okumak hızlı anlamayı da beraberinde getirir. Unutmayın arkadaşlar. Bölerek okuyorum. Uzun soruları bölerek okuyorum, şıkları da bölüyorum. Okuduğum yere kadar şıklarda olan veya olmayan ne varsa soru köküne göre eliyorum. Olabilir. Bu da aslında bir gruplayarak okuma yöntemlerinden bir tanesi. Dikkat eksikliği yaşamıyorsak problem olmaz. İşte sesli okumadan anlamıyorsak gerçek sınavda da sorun yaşayabiliriz. Şimdiden alışırsak, ki sesli okumak aslında öyle sanıyorsunuz aslında. Yani sesli okumak anlama oranınızı biraz zedeleyen bir şey. Gözle okumaya alıştırdığınız anda, gözünüzü eğittiğiniz anda daha iyi anlayacaksınız. Yani bu aslında sizin öyle sandığınız bir şey. Biraz gözle okuma alışkanlığını arttırıp, mesela kitap okuma alışkanlığınız var mı bilmiyorum ama genelde kitap okuyan arkadaşlar burada çok zorlanmıyor. Ve şu saatten sonra ne kadar verimli olur, niye olmasın? Günde 30 dakika kitap okumak bile çok şey katar size. Evet, göz egzersizi işte, göz eğitme kısmı. İşte okuduğunuzu anlamadığınızı sanıyorsunuz çünkü dikkat eksikliği yaşıyorsunuz bence. Birkaç deneme yapın. Gerekirse hızlı okuma videoları falan izleyin. Gözle okuma alışkanlığı kazanın. Çünkü denemede ne yapacaksınız? Gerçek sınavda ne yapacaksınız? Hocam arkadaşları bir çıkaralım. Ben tek kalayım, bana tek bir sınıf verin. Çünkü ben sesli okumam lazım. Anlamıyorum başka türlü. Şimdi bu çok mümkün olmayacağı için buna alışmak lazım. O yüzden deneme çözüyoruz. Deneme çözerken ki mantık o işte. Alıştırmak kendimize. İç sesiyle okuma alışkanlığı nasıl yenebilirim? Zaten gözle okuduğumda iç ses devreye giriyor. Yani ben şu anda bunu gözümle okurken içimden onları seslendirmiş oluyorum. Onu yenmeme gerek yok ki. Yani dışarıya sesim gitmediği sürece ve dudak kıpırdatarak okuyup kendi hızımı kesmediğim sürece problem yok. Şıklardan dediğimiz gibi biraz önce bir arkadaşımız söylemiş, şıklardan da gitmek bir yöntemdir. Matematik sorularında da yapanlar var. Biraz belki hızımızı kesebilir ama hiç bilmediğimiz ve hala vaktimiz varsa ve çözebileceğimiz bir soruda şıklardan da gidebilirsiniz. Ya da şık elemek bir yöntemdir. Eledik eledik iki şıkka kadar indirdik. Birini seçebilirsiniz artık. Hani %50 bir oranımız var. Daha yakın gelen birini işaretleyebilirsiniz. Ama hiçbir bilginiz, hiçbir fikriniz, hiçbir eleme yöntemi yapmadıysanız lütfen işaretlemeyin. Çok üzülüyorum. Sınav sonuçları açıklandığında öğrencilerimle görüştüğüm zaman bir bakıyorum ya, doğru sayısından fazla yanlış sayısı var. Hani o yanlışları yapmasa atanacak aslında. Ya bakıyoruz mesela işte 80 doğru, 20 yanlış diyelim, 25 yanlış. Şimdi o 20-25 yanlış yapmasa 80 neti olsa atanacak. Ya da 90 doğrusu var. İşte 30 yanlışı var. 30 yanlış zaten o neti o kadar çok aşağı çekiyor ki. O yüzden bilmediklerinizi lütfen işaretlemeyin. Bunu denemede kaparsınız bu alışkanlığı. Şimdi her şeyi işaretleme gereği hissediyorsunuz. Özellikle genel kültür sorularında falan, eğitim bilimlerinde, alanda da bunu yaşayanlar çok var. Bu sebeple lütfen bilmiyorsanız boş bırakın. Boş bırakmak daha karlı bir şey. Ya yani eksiye düşmektense bırakın, boş olsun arkadaşlar. Güncel için öneriniz, yani bilmiyorum şu an var mı, hocalar falan çektiler mi? Çok çalışılacak bir şey değilmiş gibi geliyor bana güncel. Takiple istiyor sadece. Gündemi, olayları takip etmek lazım. Bir de bir hoca varsa hoca dinleyin derim güncel alanında. En ufak bir sese dikkat dağılıyorsa bunu yenmek için ses sorunu kendimiz denemeli miyiz? Bence gerek yok Hatice Hanım. Çünkü deneme sınavında da aslında sessiz bir ortam oluşacak. Cam açarak çözün mesela. Çünkü camlar açık olur muhtemelen. Deneme çözerken açın ki gerçek sınavda da o tarz bir şey olsun. Onun dışında çok dikkatinizi dağıtacak bir ses olmayacak gerçek sınavda zaten. O yüzden gerek yok. Alt soru için vatandaşı seçmek çok zorluyor hocam. Şunu söyleyeyim ben size. Eğer ki diğer netleriniz istediğiniz orandaysa hiç gerek bile yok güncele çalışmaya ki zaten. Yani altı soru için evet haklısınız. Şimdi konu eleme diye bir şey var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Öğrencimize program hazırlarken, bireysel görüşmeler yaparken. Şimdi öğrencinin zaten çok iyi olduğu yerler var ve yeterliyse ve atıyorum matematikte hızlanması için soru çözmesi lazım. Türkçe'de paragraf çözmesi lazım. Hani süre dengesi kuruyoruz mesela. Belki o vatandaşın güncelini çalışmasına bile gerek kalmıyor. Bildiği şeyleri işaretleyip belki bir iki soru bile yetebiliyor. Hani çok uzun vadeli bir çalışma gerektiriyorsa ve güncelde gerçekten çok iyi değilseniz o zaman oturup da çok zaman harcamanızı gerektirmeyebilir arkadaşlar. Yani ne yapacağız?
Eleme yapabileceğiz şıklarda. İki cevap birbirine çok benziyorsa muhtemelen ikisi de doğru cevap değildir. Böyle bir teknik de var. Hani çünkü hani hangisi doğrudur diyor. İki cevap da arasına kas, ikisi de birbirine çok benziyor. Şimdi hangisi doğrudur, ikisi de doğru olamayacağına göre muhtemelen ikisi de değil. Eleme yapabilirsiniz. Bir önerim. Bir işaretlediniz şıkkı. A dediniz. Dokuzuncu soru cevap A. Biraz zaman geçti. İçinizden bir ses. Ya işte ince A dedin ama acaba B mi? B de olabilir ya dedi. Biraz zaman geçti. Sildiniz B yaptınız. Cevap genelde ne çıkar? Sonra kontrol ettiniz cevap anahtarını. A mı çıkar, B mi çıkar? İkisi de mi çıkmaz? İlk işaretlediğim mi doğru çıkar? Genelde ilk işaretlediğimiz doğru çıkar değil mi? Genelde yani %99 diyebiliriz yine biz bu orana. Tabii %100 eminsem yani ya İnci nasıl A dersin sen buna? Ya B işte görmüyor musun diyorsam tamam değiştireyim. Yani hatayı fark etmişsem ama öyle içimdeki sese inanarak aman bu B'de olabilir sanki deyip %99. Bunun sebebini size anlatayım arkadaşlar. Buna ilgili de çok araştırma yaptım. Şimdi bilinçaltı diye bir şey var. Bilinç dışı diye bir şey var. Benim öğrendiğim her bilgi aslında benim bilincime, zihnime, hafızama kaydediliyor. Bir de kısa süre hafıza var, uzun süre hafıza var. Şimdi bu zihnimde birçok bilgi var benim. O an A dedim ya, orada bir göz kırptı bana, bilgi bir çıktı, geri kayboldu. Tamam mı? Genelde o yüzden A'yı yakın hissettim zaten. Aradan zaman geçti ya, o bilgi geri kaybolduğu için ben o A'yı nasıl işaretlediğimi hatırlamıyorum. Niye acaba demişim, B de olabilir. Gidip B'yi işaretliyorum, A doğru çıkıyor. Çünkü o an o bilgi çıktı ve kayboldu. Aslında bilerek yaptın sen onu. Yani bilinçaltın yaptırdı. Kısa süre hafızandaki bilgi yaptırdı. Çünkü sen onu uzun süre hafızaya taşıyamamışsın. Tekrar etmemişsin, kaydedememişsin. Orada bir yerde böyle sallanıyor o bilgi. Hani bir an çıktı, geri gitti. O yüzden genelde dediğim gibi %100 emin değilseniz lütfen değiştirmeyin arkadaşlar. Evet, ilk işaretiniz genelde doğru çıkar. Soruya kendi yorumumuzu katmıyoruz. Sorudaki yoruma göre yani sorunun mantığına göre hareket ediyoruz. Önce soru kökü, sonra paragraf, sonra şıklar okuyoruz. Bol bol deneme çözüyoruz. Denemede kendimizi aşırı baskı altında hissetmeyelim. Rahat olun. Deneme hatanız çıksın bırakın. Şayet doğrusunu öğrenirseniz o sizin için bir kayıp değil kazanç olur. Çünkü doğamız gereği yaptığımız hatayı bir daha yapmayız zaten. Siz o hatayı yaptınız doğrusunu öğrendiniz ya. İnşallah o gerçek sınavda çıkar. Dua edin, denemelerde yaptığınız yanlışlardan çıksın zaten sınav soruları. Boşlardan çıksın sınav soruları. Çünkü sen öğrendin artık. Öğrendin, gittin bir daha çözdün. Artık o kaydedildi. Hata ya yani tecrübe ederek öğrendiğin için %100 unutmazsın zaten. O yüzden yanlış çıkması, ne kadar çok yanlışınız çıkarsa o kadar iyi bence. Onların doğrularını öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sınavda karşısına çıktığın anda doğru yapıyorsunuz. Bence çok mantıklı. Şimdi buradan bir diyetisyene bağlanalım Şehrin Hanım için. Heyecanımızı yenmek için hangi yiyecekler tüketilmeli bir soralım. Öyle bir yiyecek bence yok. Bilmiyorum, beslenme danışmanı değilim. Diyetisyen, beslenme uzmanı değilim ama yoktur diye düşünüyorum. Heyecan güzel bir şey bence. Hani işe biraz psikolojik açıdan bakalım. Alanımla ilgili kısımlarla ilgili konuşalım. Şöyle söyleyeyim, heyecan olması gereken, hayatımızda insan olduğumuzu bize gösteren, hayatın tadını tuzunu gösteren bir şey. Heyecan olmazsa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Sınava heyecanlanıyor olmanız çok güzel bir davranış bence. Sadece yüksek dozda bir heyecan karar vermemi engelliyorsa, karar mekanizmamın önüne geçiyorsa problem. Bunun için derin nefes egzersizleri şeklinde derin nefes egzersizleri yapabiliriz. Sınava karşı yani sınavı koyduğumuz yer çok önemli. Sınav bir araç sadece arkadaşlar. Yani sınavı bir amaç haline getirmeyin. Sınav sizin hayaliniz değil. Hayalinize kavuşmak için kullanacağınız bir araç. Siz de sürücüsünüz, geçtiniz. Sizi hedefinize götürüyor sadece. Böyle düşünmek lazım. Bence daha sağlıklı. Aşırı anlam yüklediğimizde, hayat memat meselesi haline getirdiğimizde o heyecan gerilime dönüşmeye başlıyor. Heyecan olmuyor artık o. Bu yüzden derin derin nefes egzersizi, güzel hayaller kurmak, olumlamalar yapmak çok önemli. Artık bugünden sonra işte yok efendim yapamayacağım, başaramayacağım, netlerim kötü göre bir türlü artmıyor, benden bir şey olmaz, benden daha iyileri var, atamalar. Bence artık bu cümlelerin hiçbirini kullanmayın. Bugün bırakın. Ama insanız hocam, öyle bir anda bırakılmıyor ki yani. Bu da bir alışkanlık, hani kötü alışkanlığım, tek kötü alışkanlığım olumsuz cümle kurmam falan diyenler olabilir.
Bunun da en güzel yöntemi şu, kafanıza girdiği anda düşün, ya yapamayacağım ben, hemen iptal ediyorum. Bunu yapmak için gerekli yeteneğe, bilgi, beceriye, tecrübeye sahibim. İptal, iptal, iptal. Bu benim başıma gelmedi. Şu an sınav olmadı. Şu an sonuçlar açıklanmadı. Şu an olumsuz bir durum yok. Yanlış yaptım, yanlışlarımı seviyorum, hatalarımı seviyorum. Onların doğrularını öğreneceğim ve netlerimi arttıracağım. Gerçek sınavda bunlar karşıma çıkarsa ben artık bunları doğru yapmaya başlayacağım. Bunlar o kadar önemli ki, bunlar hurafe falan değil arkadaşlar. Bunlar benim zihnime gönderdiğim emirler. Yapacağım, başaracağım, halledeceğim dediğimde beyin otomatik olarak zaten yapmaya endeksleniyor, başarmaya endeksleniyor. Sana daha fazla ders çalıştırıyor. Seni daha iyi hissettiriyor. Senin eksiklerini önüne çıkarıp onları kapatmanı sağlıyor. Çünkü her şey beyinde bitiyor. Beynime verdiğim mesajlar ve emirler bu yüzden çok 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 önemli arkadaşlar. Programı uyamayanlar rehberlikasistani@tekuzam.com rehberlik@tekuzam.com buradan mail atsınlar. Program ve vizeleri yapıyoruz şu anda. Kamp programına kayıt olan arkadaşlar, kampa yönelik zaten programlar hazırlayacağız. Kampa entegre ve sizin seviyenize entegre. Kampla alakalı da bilgi almak için ben tekrar link bırakacağım. Bununla alakalı zaten kayıt olduğunuzda rehberlik desteğini de bizler tarafından birebir alacaksınız. Belki size daha uzun uzun görüşmeler yaparız. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Cevaplamadığım, aklınıza takılan bir soru varsa yine yazın lütfen. Veda etmeden önce cevaplandıralım. Haşhaş uyuşturmaz mı? Yani evet, hiç bilmediğimiz gıdalar. Yani haşhaşlı çörekten bahsetmiyorum tabii. Size bir önerim şöyle olsun. Genelde sınavdan bir gün önce bir seminer yapmayı düşünüyorum inşallah. Allah sağlık verirse. Son gün tüyoları, stres yönetimi. Takipte kalın bizi. Zaten kayıtlı öğrencilerimizi ayrıca yapacağım zaten. Ama hani şimdiden söyleyeyim, belki giremeyecek olan olur vesaire. Şey kısmı, hani yeme içmeden de çok konuştuk ya, belki karınlar acıktı biraz, akşam yemeği saatine geldik belki o yüzden. Şunu söylemek istedim yemekle alakalı, hani genelde benim çok aldığım sorulardan biri, akşam ne yiyelim, sabah kahvaltı ne yiyelim sınav öncesi. Tek şunu önereceğim, bilmediğiniz hiç yok işte bilmem ne otu varmış da öğrenmeye çok iyi geliyormuş diye bir teyzemiz, bir ninemiz, bir komşumuz, falancanın annesi falan söylemiş olabilir. Yok işte şu 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 çay içince şöyle oluyormuş da, stresi atıyormuş da, işte şöyle bir ek gıda varmış. Lütfen bunları, hani sizler bilinçli insanlarsınız. Tabii ki bazen toplum baskısına maruz kalabiliyoruz yeme içme konusunda. Bilmediğimiz gıdaları tüketmeyelim. O akşam daha çok ağır beslenmeyelim. Sabah yine aşırı karbonhidrat, hani biliyorum biraz biz Türk milletinde, benim annem de yapmıştı sınav sabahı YKS, işte şu anki YGS pişiler, poğaçalar falan, canı çekenlerden özür diliyorum ama biraz seviyoruz toplum olarak böyle şeyleri. Karbonhidrat daha kısa sürede açlık hissi verir. Çok daha çabuk acıktırabilir. Uzun bir sınava gireceksiniz. O yüzden hani daha protein ağırlıklı beslenmek odaklanmayı da yüksek oranda tutar, sağlar. Hani daha böyle protein. Hani bir öğrendim şey demişti bunu söylediğinde. Bir seminerde söyledim 2020 ya da 2018 sanırım. Yine çiftli yıllardan biri. Hocam dedi. Güzel hoş dediniz ama kahvaltı hazırlayacak vaktim yok. Evde yalnız yaşıyorum. Ve sınav merkezim çok uzakta. Hani hızlıca bir poğaça alıp yiyip gitmek zorundayım. En azından şunu yapın demişim. Böyle arkadaşlar varsa aramızda. Geceden bir sandviç hazırlarsınız. İşte bir peynir koyarsınız. En azından bir protein almış olursunuz. Bu da artı katar. Ama çok hamur işi, yağlı gıdalar, ağır gıdalar maalesef midemizi bozabilir. Lavabo ihtiyacı gelebilir. Yani sınav esnasında bizi kötü hissettirebilir. Onu da şimdiden dikkat edelim. Beslenmemize dikkat edelim. Lütfen B12 tabii ki iyidir. Özellikle doktorunuzun önerisiyle kullanıyorsanız. Doktor önerisi olmadan, uzman önerisi olmadan herhangi bir şey kullanmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Genel tekrar videoları ne zaman yükleniyor? Hemen yükleniyor. Bugün kayıt oldunuz. Şimdiye kadar yapılan tüm GGK ile ilgili zaten birkaç ders yapıldı. Hepsi hemen yüklenir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Güzel güzel çalışmalara devam edin. Severek çalışın, mutlu çalışın. Benim için öncelik bu. Yani gerçekten severek yaparsanız verim alacağınızı biliyorum. Mutlu girin o kapıdan içeri. Sınav kapısından içeri gülümseyerek girin. Mutlu çıkın. Mutluluğunuz her şeyin çok çok üstünde olsun bence. Hayat bir kez yaşanıyor. Hiçbir şey için fazla üzülmeye, stres yapmaya, zamanınızı tüketmeye değmez. Çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.